Hastalık bu futboldan herkese merhabalar. Topun olmadığı yerin yeni bölümünde Fenerbahçe'nin rakibini boğan pres oyununu ve Jose Mourinho'nun rakibe göre maç planlarını konuştum. Galatasaray'da devam eden uzun çıkma sorununun Adana Demirspor karşısında nasıl kendiliğinden çözüm olduğunu ancak takım savunmasındaki sıkıntıların aynen devam ettiğini anlattım. Beşiktaş kısmındaysa Giovanni Van Bronckhorst'un A ve B planları arasında nasıl hibrit bir geçiş ortaya çıkardığından bahsettim. Trendyol Süper Lig'in süper performanslarında ise toplamda 7 farklı oyuncu seçtik. Her zaman olduğu gibi haftanın analizi topun olmadığı yerde, İKAS her yerde. Beğenin, yorumlayın, paylaşın çünkü topun olmadığı yer başlıyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u ağırlarken hem 11'i hem de sahaya diziliş şekli geçen haftaki Rize Spor maçının aynısıydı. Hemen küçük bir hatırlatma yaparak başlayayım. Ne demiştik geçen hafta? Fenerbahçe oldukça asimetrik bir düzenle 3+2 yaparken Jadon, Ciku ve Çağlar'ı üçlüyor, Fred ve İsmail +2, sağ tarafta hücuma çıkan Mert'le içe kayan Tadic, solda ise Szymański ve Maximen ikili oyunlarla takımı ileri taşıyor ve Dzeko gerektiğinde derinle gerektiğinde ceza sahasına yönelerek mobil bir görünüm sunuyordu. Evet, Fenerbahçe topa kendisi sahip olduğunda Alanya karşısında da oynadığı oyun aynen buydu. Ancak top rakipteyken küçük ama yarattığı fark bakımından büyük bir değişiklik vardı. Rize Spor maçında iki takımın ortalama pozisyonları üzerinden Fenerbahçe'nin orta blok eşleşmesi yaptığını ve kelimenin tam anlamıyla Rize Spor'un antisi gibi durduğunu söylemiştim. Karadeniz temsilcisinin sağ beki çıkarken Fenerbahçe'nin sol beki Jadon çıkmıyor, Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür çıkarken Rize'nin sol beki Halil İbrahim çıkmıyordu ve sarı lacivertliler bu anlayışla Rize'yi tamamen kitlemişti. Hem maç sonu her Mikson'a gelen futbolcunun Rize'nin nasıl oynayacağını çok iyi biliyorduk demesi hem de Jose Mourinho'nun maç sonu röportajında hafta boyu onlara çok iyi çalıştık, yapmak istediklerini sahaya yansıtmalarına izin vermedik demesi üzerinden Portekizli çalıştırıcının maç önü analiz fazına önem verdiğine dikkat çekmiştik. Bu maçta ise Fenerbahçe rakibiyle orta blok nokta eşleşmektense flash bir tercihle ön alan baskısı yapıp neredeyse rakip yarı alanda birebir eşleşti. Hemen kendimizi Jose yerine koyup soralım. Ne Alanyaspor'u ne de Fatih Tekke'yi çok iyi tanımayan biri olarak ya bu Alanyaspor ne oynar diyelim. Alanyaspor geçen hafta Göztepe'ye karşı %68 topa sahip oldu. Bir önceki hafta Çağdaş Atan gibi posesyon odaklı bir rakip karşısında %55 topa sahip oldu. İlk hafta Eyüpspor'a karşı %62 topa sahip oldu. Geçen sezonun son maçı Antalyaspor'a karşı yine %62, bir önceki haftaya gidip maç sayısını 5'e tamamlayalım, Samsunspor'a karşı %66 topa sahip olmuş. Dolayısıyla Mourinho'nun bir kez daha işleri ne kadar ciddiye aldığını ve dersine çok iyi çalıştığını görüyoruz. Alanyaspor'un geriden kısa paslarla oyun kurma hevesine karşılık çarpıcı bir kararla takımına 3. bölgede hem çok şiddetli hem de çok kalabalık bir eşleşme şeması çizdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Jose Mourinho teknik direktörlükte elbette çok önemli bir marka ama onu Fenerbahçe ile birlikte çok daha yakından takip etme fırsatı bulduğumdan beri şunu görüyorum. Portekizli rakibe göre maç planları kurgulama konusunda tahminlerimin bile daha ötesinde bir taktisyenlik sunuyor. Toplu oyun hala aynı olsa da Rize'ye karşı oynattığı topsuz oyun başka, Alanya'ya karşı oynattığı bambaşka şeylerdi. O halde hemen bu bahsettiğimiz örüntülerin bazılarının maçın özellikle ilk 20 dakikasına nasıl yansıdığını ve Fenerbahçe'nin bu matematikle girdiği son derece net gol şanslarını sağ içinden görelim. Maçın henüz 6. dakikası Alanyaspor'un kalecisinden başlayarak kısa paslarla oyun kurma hevesi Fenerbahçe'yi iyice iştahlandırmış durumda ve görebileceğiniz üzere Szymański, Dzeko, Maximen ve Tadic ön dörtlüsünün yanı sıra hem İsmail hem de Fred baskıya katılmış, yetmemiş, Ciku da Efecan'a geliyor. Kaleci Ertuğrul topa vurmak üzereyken öndeki birebir eşleşmeleri çok net görebiliriz. Dzeko ve Szymański olur da stoperlerine kısa verirse diye Yayda, Furkan ve Aliti'yi kontrol ederken Tadic, Balkoveç'i, Maximen ise kadrajda göremediğimiz Hader Jona'yı almış. İsmail Alanyaspor'un ön liberolarından Richard'a, Fred ise Makuta'ya basıyor. Ciku ise derine devrilen Efecan'ı takip edip top aldırmama peşinde. Hader Jona ile birlikte 7 Alanyasporlu'ya 1, 2, 3, 4, 5,
6-7 tane Fenerbahçeli tamamı birebir eşleşmiş durumda. Bunu gören Ertuğrul Santra'ya doğru lob bir pas kaldırdığında arkadaki birebirleri de görüyoruz. Jaden'la Cordova, Mert'le Yusuf, Çağlar'la Serdar Dursun ki Söyüncü burada kaleciden gelen pası eski takım arkadaşından çok daha önce sezinleyip tekte savuşturuyor. Çağlar'dan seken topu Alanya savunması toplasa da Fenerbahçe birebir baskıyı sürdürüyor. Bakın Ciku Efecan'a, Çağlar Serdar'a hala ne kadar yakın durumda ki bunlar Fenerbahçe'nin stoperleri yahu. Ön altılı zaten şiddetli preste haliyle konuk ekip burada kalecisine döndü ama değişen bir şey yok. Eşleşmeler yine aynı. Birazdan Richard buradan buraya gidecek. Gitsin hop İsmail de gitti. Yani demek istediğim Fenerbahçeli oyuncular adeta topu değil eşleştikleri oyuncuları kovalıyorlar ve rakibin tüm pas opsiyonları kapanıyor. O sırada lütfen Ciku'nun da nerede bulunduğuna dikkat edelim ki burada opsiyonsuz kalan Balkoveç Richard'a kaldırmak isterken top Tadic'in engellemesiyle sekiyor ve tam olarak şuraya Ceko'nun önüne düşüyor. Ancak vuruşta ya da şuraya pas çıkarmakta çok ağır kalan Edin çok net bir gol şansını harcamış oluyor ve top Ertuğrul'un kucağında kalıyor. Pozisyon tamamen topa değil eşleşmeye yapılan presle geldi. Ertuğrul oyunu eliyle tekrar başlattığında bir kez daha aynı döngüyü izliyoruz. Bu sefer tek tek saymayayım ama ekrandaki işaretlemelerimden anlayabileceğiniz üzere tamamen aynı eşleşmeler mevcut. Fenerbahçeli oyuncular büyük bir sadakatle çizilen eşleşme planına sadık kalıyor. Bu kez Ertuğrul Furkan'a, Furkan Hader Jona'ya, o da öndeki Cordova'ya atıyor. Demin Çağlar Serdar'dan önce davranmıştı. Bu kez Jaden Cordova'dan önce davranıyor. Ancak hakem burada bir faul tespit etti. Devamında Alanya tekrar geriye, kalecisine kadar döndü. Buraya dikkat. Fred'le yine Makuta, Richard'la yine İsmail eşleşmiş. Ertuğrul bu topu aradan Richard'a atmak isterken Brezilyalı uyandı ve kayarak topu kesti. Seken top yine Ceko'nun önünde kaldı. Ancak bu kez de Boşnak golcü soluyla kontrol ederken biraz vakit kaybetti ve takibindeki vuruş Ertuğrul'un üstüne gitti. Kaleciden seken topu Alanya defansı uzaklaştırıp Taca vuruyor. Fenerbahçe Tac'ın devamında Tadic, İsmail ve Mert'ten oluşan bir üçgenle nefis bir kanat rotasyonu yapacak. Tadic İsmail'e atıp buraya giderken İsmail geri gelen Mert'e oynayacak ve üçgen aynen bu yönde şekil değiştirecek. İşte bu kanat rotasyonu Alanya Spor'un markaj şemasını bozup 4 oyuncunun aynı düzlemde kalmasına sebep oldu ve Mert bir ön direk ortasıyla Tadic'i buldu ancak Duşan'ın kafası etkisiz kaldı. Rize Spor maçından farklı olarak ön alan presiyle girilen 3 tane gol pozisyonu gördük. Bir de Rize maçının aynısı dediğim yani top Fenerbahçe'deyken ve asimetrik 3+2 ile girilen bir pozisyonu görelim ki sadece 2 dakika sonrasından maçın 10. dakikasındayız. Top sağ açılan Çağlar'da, Ciku merkezde ve ileri çıkmayıp onları üçleyen Jaden burada. +2 ise elbette İsmail Yüksek ve Fred. Sol çizgide kadrajda göremediğimiz bir Maximen var. Szymanski, Ceko, Tadic içe kaymış ve kurulumdan kopan Müldür ileri çıkıp sağ çizgiyi almış. 3-2-5. Çok net. Çağlar burada Mert'i, Mert de tekte Tadic'i buluyor. Duşan topu aldığı gibi yüzünü döndü ve duvar olmaya gelen Ceko'ya yolladı. Ceko, Furkan'ı sırtına alıp ekseninde yarım tur dönüyor ki bu tür dönüş işlerini, bağlantı işlerini ligimizde en iyi yapan santraforlardan. Ve hemen Furkan'ın boşalttığı alana hareketlenen Sebastian'ı gördü. Seba burada Maximen'e atsa atak daha da olgunlaşabilirdi ancak şut denedi, top çok az farkla out'a çıktı. Bir sürü şey gördük ve hala 12. dakikadayız. Yine Fenerbahçe'nin pres iştahını gösteren ve şuta dönüşmeyen bir pozisyon bu. Ertuğrul eliyle Richard'a oynadığında Szymanski buradaydı. Büyük bir özveriyle buradan buraya baskı yapıp arkasından gelip topu kaptı ve İsmail'e kazandırdı. İsmail tek kontrol tek pasla Ceko'yu topla buluşturmak istediyse de attığı pas hem biraz fazla süratli hem de yön olarak Ceko'nun fazlaca önüne gidince top yine kalecide kaldı. 23. dakikaya geçtik. Yine sahanın her bir metrekaresinde birebir eşleşen ve rakibine pas opsiyonu tanımayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Çağlar Serdar'ı kovalıyor. Fred ve İsmail rakip ön liberolara nefes aldırmıyor. Tadic Bekini takip ediyor. Balkoveç burada terse uzun vurup oyunun yönünü değiştirmek isterken attığı pas kısa kaldı ve Szymanski araya girdi. Seba bu kez Maximen'in önüne yuvarladı. Fransız topla biraz fazla oynayıp açısını kaybettiyse de üçlü baskıya rağmen topu kaybetmedi ve şuraya çıkarmayı başardı. Ancak bu top Ceko'nun biraz arkasına düştü ve Edin'in vuruşu bu kez de defansa takıldı. Takibinde top kornere gitti. Fenerbahçe'nin
stres oyunu her ne kadar mükemmel derecede çalışmış olsa da gol tıpkı Göztepe ve Rize maçlarında gördüğümüz gibi defanstan başlayan ve 3 topla kaleye inilen hızlı bir Fenerbahçe akını sonucunda gelecekti. Dakika 42 Fenerbahçe'nin 3+2'si oluşmak üzereyken Fred topla birlikte alan kat ederek takımını çıkarıyor ve o sırada Mert'e bir jest yapıp sen ileri git diyor. Bu jesti görmek isteyenler maç saatiyle 41.53'e baksın. İşte Fred tam olarak Fenerbahçe'nin oyun kurulumu için bu yüzden bu kadar önemli bir oyuncu. Sadece kendi yaptıklarıyla değil, arkadaşlarını yönlendirmesi onlara yaptırdıklarıyla da. Mert Fred'i dinledi ve bindirdi. Fred onun önüne yuvarladı ve Müldür tek bir pasla Tadiç'e doğru oynadı. Ki aynı anda sağ deplası olan Ceko'dan da topsuz bir koşu var. İşte Duşan'ın o büyük oyun aklı daha top kendine gelmeden o koşuyu görmüş ve yine tek bir pasla Ceko'yu defansın arkasına sarkıtmıştı. Edin topu kontrol edip çektiğinde Duşan koşuyu gösterdi ve iki kişi arasından onu buldu. Daha kontrol ederken kafasında planlamıştı ne yapacağını. Soluyla krampon çekti, sağıyla nefis bitirdi ve haliyle bu sezon daha şimdiden sıkça duyduğumuz bir toy klasiği devreye girdi. Fred'den Mert'e 1, Mert'ten Tadiç'e 2, Tadiç'ten Ceko'ya 3, Ceko'dan Tadiç'e 4. 4 pasla rakip kaleye gitti Fenerbahçe, 4 pasla golü buldu Fenerbahçe. Baskı konusunu tüme vardırmak adına hocanın maç sonu basın toplantısındaki ilgili bölümü sizler için seslendirmek istiyorum. Takım taktiksel anlamda ileri gidiyor. Bu da farklı şeyleri ve planları yapabilme becerimizin geliştiği anlamına geliyor. Başakşehir maçında Alanyaspor'u izlemiştim ve onların oyun kurmayı, topa sahip olmayı ne kadar çok sevdiğini görmüştüm. Dolayısıyla hafta boyunca biz bu prese çalıştık. Ön alan baskısını yaparken de çok fazla risk aldık. Savunma hattımızı pek çok kere adam adama bıraktık çünkü oyunumuzun bu şekilde olmasını istedik. İlk yarıda daha fazla gol atamamış olmamız üzücüydü. Çok net, çok anlaşılır bir maç yorumu gerçekten. Maça dair birçok şeyi cevaplıyor Jose. Bu araya şunu eklemem gerekir. Özgün, futbol personelleri açısından yani scout olsun, data analist olsun, yardımcı antrenör olsun eşine benzerine çok az rastlanır bir bilgiye sahiptir. Bu onun bayağı özel ilgi alanıdır ve Jose Mourinho'nun data analist ekibinin dünya üzerindeki en iyi ekip olduğunu sık sık dile getirir. Giovanni Serra ve özellikle Michel Sazzorulo bu işin nirvanası isimler. Dolayısıyla Jose'den bu sezon çok daha sık rakibe göre maç planları göreceğiz gibi duruyor. Ülkemizde kendi oyununu oynamak yahut büyük takımlar kendi oyununu dayatır gibi bir klişe var. Aslında gerçek şu ki sizin kendi oyununuz ne olursa olsun rakibinizin neler yapacağı veya neler yapmayı istediği son derece belirleyici bir unsur. Hangi seviyede olursa olsun futbol bir rakiple oynanıyor ve Fenerbahçe'nin hocası bunun son derece farkında gözüküyor. Ben sadece pozisyona dönüşen ön alan preslerini aldım ancak ilk yarının neredeyse tamamı bu şiddetli Fenerbahçe baskısıyla devam etti. Fenerbahçe birebir eşleşti, Alanyaspor oyun kuramadı. Fenerbahçe önde bastı, Alanyaspor kendi sahasından çıkamadı. Bakın bu ilk yarıdaki ortalama pozisyonu. 11 oyuncunun tamamı kendi yarı sahasına gömülmüş durumda. Buysa Alanyaspor'un 0-45 arasındaki pas haritası. Hani ne pozisyonel olarak ne de pasla rakip yarı sahaya geçememiş bir takımdan bahsediyoruz. Yine aynı aralıkta bu noktalar Fenerbahçe'nin baskıyla çaldığı toplar dile kolay tam 9 adet ve neredeyse tamamı rakip yarı alanda. Bu noktalarsa takımın yaptığı pas araları. İkisi bir arada sadece 45 dakikada rakip yarı alanda toplam 19 kere top kazanmış bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. İşte bu baskıdan Alanyaspor'un gol yememiş olması gerçekten büyük bir mucizeydi ve bir noktada Fatih Tekke'nin kenardan müdahale edip takımının bundan vazgeçmesini talimat edeceğini bekledim ama yapmadı. Hoca maçın sonunda oyuncularımın Kadıköy'de oyun kurmaya çalışması takdiri hak ediyor, cesaret örneği gösterdiler diye konuştu. Bu konularda vermeyi çok sevdiğim bir örnek var. Araba kullanırken emniyet kemeri takmamak bir cesaret göstergesi değildir. En hafif söylemle olsa olsa tedbirsizliktir bu. Kadıköy'de böylesine coşkuyla pres yapan bir Fenerbahçe'ye karşı oyunu geriden kısa paslarla kurmaya çalışmak cesaret falan değil, en az emniyet kemeri takmamak kadar sorumsuzca bir davranıştır. Ki hoca ikinci yarıda bundan vazgeçti ve o noktada Alanyaspor bir 15 dakikalığına maça tutunur gibi oldu. 52. dakika Alanyaspor kaleciden yine kısa çıksa da ikinci topta Furkan doğrudan uzun oynayıp baskıyı bertaraf ederek Serdar Dursun'u buluyor. Serdar'ın bu topu indirmesi sayesinde ilk yarıda yapamadığı şeyi yani topla rakip yarı alana geçme fırsatı buluyor Alanyaspor. Takibinde oyunu sete döndürecek
bek gibi yapıp Ciku ve Szymański arasından atılan yine uzun ve derin bir topla Hader Jona'yı arkaya kaçırdılar. Kosovalı sıfıra inip topu Efecan'a çevirdi. Efecan dokundu ancak atağı başlatan Serdar'ın her iki denemesinde de Çağlar son derece kritik müdahalelerle şutları bloke etti. Başa dönersek bakın atılan bir uzun top işin rengini nasıl değiştirdi. 63. dakikaya sıçrayalım. Yine aynı şeyi göreceğiz. Yine kurulum yaparken Hader Jona'yın uzun çıkma tercihi Cordova'yı Jaden'ın arkasına kaçırmayı planlıyor ve bunu da bir şekilde başarıyor. Tam olarak Jaden'la Beka arasına düşen ve yerden sekip süratlenen topa Cordova herkesten önce hamlelendi ve takibinde topu alıp Livaković'in üstünden aşırtmayı denedi. Ancak Hırvat kaleci son ana kadar ayakta kalıp bu vuruşu kurtardı ve topa iki hamlede sahip oldu. İşte yaptığı bu kurtarışla skorun 1-0'da kalmasını sağlayan Liva birazdan yapacağı degajla da neredeyse 2-0'ın asistini yapacaktı. Ancak öncesinde Fenerbahçe'nin şu kalesinde verdiği iki pozisyona istinaden tekrar Jose'ye kulak verelim. Evet, Alanyaspor'un daha direkt oynayarak presi kırması bu pozisyonlardaki temel etken olsa da Mourinho'nun belki üstü kapalı olarak oyuncularına getirdiği bir eleştiri, verdiği bir mesaj var. Diyor ki, ilk yarıda çok benzin harcadık. İkinci yarıda aynı gücümüz yoktu. İlk yarıda inanılmaz baskı yaptık, topu çok önde kaptık. O anlarda maçı öldürmemiz, 2'yi 3'ü atmamız gerekiyordu. Ama devreye 1-0 girince benzininiz yetmiyor. İkinci gol bizim için çok zor bir periyotta geldi ve ondan sonra da maç zaten bitti. Bugün çok risk aldık. Ciku bir stoper değil orta saha gibi oynadı. Aldığımız bu risklerin maçı daha hızlı çözeceğini düşünüyordum ama böyle olmadı. İlk yarı 1-0 bitti. Gerçekten yine maçın resmini çizme noktasında çok net ve çok doğru tespitler. Hani bazı teknik adamlar maçın heyecanı ve stresinden olsa gerek basın toplantılarına çıktığında sahada çok karşılığı olmayan köşesiz yorumlar yapabiliyor. Ama Jose'nin ilk günden beri basın toplantılarını büyük bir dikkatle takip ediyorum. Sahada ne yaşanmışsa, ben kendimce kendi notlarımda sahada ne görmüşsem Mourinho'dan da onu dinliyorum. Dolayısıyla Alanyaspor'un 15 dakikalığına maça tutunma hadisesi hem Tekke'nin daha direkt oynama isteği hem de Fenerbahçe'nin yorulması birinci ağızdan onun deyişiyle takımın benzininin bitmesiyle alakalıydı. Hani geçen hafta söylemiştim baskıyı yönlendirme ya da akıl oyunları oynama noktasında zaten çok büyük bir iknacı. Muhteşem iletişim becerileri var ancak aynı zamanda taktiksel olarak da rasyonel olmayan hiçbir şey konuşmuyor ve bence bu çok değerli. Livaković'in kurtarışında ve takibinde neredeyse asiste dönüşen degajında kalmıştık. Bu arada 61. dakikada da Jose'nin benzini biten takımına ilk ikmali İrfancan Maximen, Bekao Ciku değişiklikleriyle yaptığını da belirtelim. Dominik kurtardığı topu bekletmeden defansın arkasına doğru degajladı. Top derinleşen Dzeko'yu almak için ileri çıkan ve haliyle yanlış pozisyon alan Aliti'yi geçip yerde bir kez sekti. Ve bu noktada Dzeko'nun Aliti'yi hataya zorladığını söyleyebiliriz. Top yerde sektikten sonra ise Tadic Furkan'ı hataya zorlayacak ve kor kuvvetini, o her zaman harika kullandığı vücudunu yine harika kullanıp Furkan'ın önüne geçecek. Az önce Cordova'nın yapamadığını Tadic öyle değil böyle olur dercesine yapıyor ve topu Ertuğrul'un üzerinden aşırtarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydediyor. Sayayım mı yine? Gerek var mı? Livaković'ten Tadic'e 1. Başka yok. Tek pasla gol attı Fenerbahçe. Sadece 3 dakika sonrasında Çağlar'ın baskısı sayesinde İsmail'in kazandığı bir sahipsiz topla atağa başlıyor Fenerbahçe. Yüksek Szymański'ye, o da soldan bindirecek olan Tadic'e yuvarladı. Tadic içe çektiğinde Dzeko ondan topu aldı ve dönüp bindirerek atağa katılan Fred'in önüne oynadı. Brezilyalı topu aldığında İrfancan kendini sağ koridora atmıştı. Fred onu gördü ve kahveci daha topu kontrol etmeden kafayı kaldırıp ceza sahası içine bir bakış attı. Topu kontrol ettiğinde artık kime atacağını biliyordu. Sadece biraz durup kanalın iyice boşalmasını bekledi. Zira Tadic'in ön direğe yönelmesi bütün Alanya savunmasını blok halinde kendi kalesine doğru götürdü. Haliyle Dzeko bomboş kaldı ve her ne kadar sık kaçırıyor olsa da dile kolay. Bu sezonki 8. resmi maçında 8. golünü kaydetti. Tabii 2 haftadır altını çizdiğim bir başka husus, Fenerbahçe'nin üretkenlik anlamında maçların ortasını 35 ila 65 civarını, başka deyişle ilk yarı sonu ve ikinci yarı başlarını çok iyi oynadığıydı. Göztepe maçındaki gol dakikaları 45+3 ilk yarı sonu, 47. dakika ilk yarı başı gelmişti. Rizespor karşısında atılan 5 golün 4 tanesi yine takriben 35-67 arasına sığmıştı. Enteresandır, bu kez de 35-67 arasında 3 golün tamamını attı Fenerbahçe. Ancak maçın devamında Fenerbahçe dominasyonu sürdü. 73. dakikada oyuna giren En-Nesyri'nin 74'teki önce Ertuğrul ardından direkten dönen kafası, 90+1'de kale ağzında kaçan bariz gol şansı ve son olarak Mert'in direkten dönen şutu. Birazcık
şanslı olsa fark kolaylıkla 4'e 5'e gidebilirdi. Bu arada son saydığım 3 pozisyonun içinde de En-Nesyri'nin olağanüstü topsuz oyunları var. Özellikle 90+1'de kaçırdığı, belki atması kaçırmasından daha zor olan o pozisyonu özette izlerseniz adeta topsuz alanda Aliti'ye bir çalım atıyor En-Nesyri. Evet, bugün kaçırmış olabilir ama ben şu hareketli oyunu ve alan işleme becerisiyle onu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çok gol atarken hayal edebiliyorum. Toparlarsak Kanarya küçük bir yol kazasının ardından hoca-oyuncu ilişkilerinin her geçen gün geliştiği, hem kulübün hem de camianın özgüven depoladığı, 8 gol atıp hiç gol yemediği bir 2 haftanın ardından mutlu, huzurlu ve lider olarak milli araya giriyor. Trendyol Süper Lig'in süper performanslarında Fenerbahçe'den 3 oyuncuya yer verdik. Ve en geriden kaleden başlıyoruz. Livakovic marka bir kaleci. Bunu sadece büyük turnuvalarda yaptıklarına bakarak bile söyleyebiliriz. Fakat açıkçası geçtiğimiz sezonki performansı beklentilerin epey altındaydı. Bu sezona ise çok iyi bir başlangıç yaptı Hırvat kaleci. Alanyaspor karşısında özellikle 63'te yaptığı hamle tam olarak büyük takım kaleciliğinin resmiydi. Bu kurtarışın peşine yaptığı degaj da neredeyse Duşan'a bir gol pası oldu. Top Furkan'dan sektiği için asist olarak sayılmadı. Fakat daha önemli olan Dominik'in geçen yılın aksine oyunun her anında çok konsantre gözükmesiydi. Alanyaspor'a karşı neredeyse kusursuz bir maç çıkaran Çağlar Söyüncü bir başka süper performansa imza atan isimdi. Leicester'daki son yılı ve Atletico'da geçirdiği yarım sezonda neredeyse hiç oynamadığı için biraz unutulmuştu. Ama Söyüncü gerçekten üst düzey bir stoper. Yeniden maç ritmini kazanarak o seviyelere ulaştığını görmek sevindirici oldu. Özellikle ikinci yarının başında çok kritik iki engelleme yapan Çağlar toplamda 11 başarılı defansif aksiyonla maçın geri kalanında da Alanya hücumcularına nefes aldırmadı. Ve iki golle maçın kahramanı olan, geçen haftada burada olan Dušan Tadić. Fenerbahçe'de sezona en yüksek formda giren isimlerden biri o. Öyle bir teknik kalite ve oyun aklına sahip ki hani offside kuralı diye bir şey olmasa ömrünün sonuna kadar top oynayabilirmiş gibi hissettiriyor. İlk goldeki soğukkanlılığı ve ikinci goldeki savunma arkası koşusu benim diyen santraforu kıskandıracak cinstendi. Üçüncü golde ise yaptığı sahte ön direk koşusuyla Dzeko'nun pas kanalını temizleyerek topa hiç dokunmadan golü dizayn etti. Tadić kesinlikle Trendyol Süper Lig'in oyun zekası en yüksek birkaç oyuncusundan biri. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son maçına göre 11'inde tam 5 farklı oyuncuya görev verdi. Bunlardan en çarpıcısı elbette yedek bırakılan Nelson yerine oynayan Metehan Baltacı'ydı. Özel izin alan Sara yerine Demirbay geçerken Mertens 11'e döndü. Ve takımdan ayrılan Köln yerine Celert, sağ bekte ise Kaan Ayhan görev aldı. Hatta çok erken bir dakikada sakatlanan Icardi yerine oyuna giren Batshuayi'yi de sayarsak Galatasaray neredeyse kadronun yarısından fazlasını revize etti diyebiliyoruz. Belki 5-1 biten bir maçtan sonra bunları söylemek biraz gülünç olabilir ancak ben Galatasaray'ın Adana deplasmanında elde ettiği skorun bir illüzyon olduğunu düşünüyor ve sarı kırmızılılardaki problemlerin devam ettiğine inanıyorum. Evet, tabela hiçbir zaman yalan söylemez ama oyuna dair bazı doğruları göstermekte de eksik kalabilir ve ben sizlerin, Galatasaray taraftarlarının altı boş hayallerdense rasyonel gerçeklerle çok daha yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Zira Konya maçı ve Young Boys eşleşmesinde sorun diye tarif ettiğimiz şeyler Demirspor müsabakasının başlangıcı itibariyle aynen devam ediyordu. Peki hatırlayalım, neydi temel sorun? Oyun kurulumu. Galatasaray build-up yapamıyor ve sık sık uzun topa mecbur kalıyor. Dolayısıyla pas kalitesini doğrudan işaret eden pas isabeti son derece vasat yüzdelerde seyrediyordu. Bunun bir sonucu olarak da takım rakip kaleye gitmekte, gol şansı üretmekte zorluk çekiyordu. Hemen sırasıyla check edelim. Konya maçında Galatasaray 71 adet uzun top denemiş. Bunların sadece 26'sı isabet bulmuştu. Takımın genel pas isabet yüzdesi %76'da kalmış ve Cimbom sadece 3 isabetli şutla maçı bitirmişti. İlk Young Boys maçı 60 uzun top denemesi yine sadece 26'sı isabetli, genel pas yüzdesi %75 ve atılan isabetli şut 8. İkinci Young Boys maçı uzun top denemesi 58, 24 tanesi isabetli, genel pas yüzdesi biraz daha iyi %84 ama Galatasaray'ın mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu bu müsabakada
müsabakada çektiği isabetli şut sayısı sadece 4. Şimdi geçelim Adana Demirspor maçının başlangıç bölümüne. İlk 20 dakika itibariyle Galatasaray'ın uzun top denemesi 14. Yani maçın geri kalanında bu sıklıkta uzun top oynasaydı yine 70'leri rahatça görecektik. Yine ilk 20 dakikada takımın pas isabet yüzdesi %71. Fakat gel gör ki bu bölümde atılan 2 isabetli şutun ikisi de gole dönüşüyor ki nasıl dönüştüğünü birazdan göreceğiz. Bu ilk bölümdeki pas isabet yüzdelerini oyunculara dağıtırsak şayet Kaan Ayhan, Celert, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi olmak üzere takımda %50'yi geçememiş 5 farklı isim vardı. Dolayısıyla bu bölümde Galatasaray 2-0'ı yakalamış olsa da pas kalitesi gerçekten çok sıkıntılıydı ki devamında kalesinde pozisyonlar da verdi Cimbom. Dilerseniz önce ilk yarıdaki pozisyonları bir görelim. Dakika 9 Galatasaray'ın ilk golünü izleyeceğiz. Top Metehan Baltacı'da. Metehan buraya kadar hiçbir baskı görmeden Muslera'dan aldığı topu getirdi ve tam olarak burada Kerem'in sol kanattan koparak defans arkasına atacağı koşuyu çok iyi gördü ve o tarafa doğru bir uzun top şişirdi. Pozisyonun devamını görmeden önce şu soruyu sormak istiyorum. Metehan şayet burada uzun top oynamasaydı sahanın dikine doğru topu gönderebileceği bir kısa pas opsiyonu var mı? Zaten burada görebileceğiniz üzere Semih'ten kopup gelen Icardi bir pas opsiyonu yaratmaya çalışıyor. Kerem kapalı, Torreira kapalı, Mertens Maestro tarafından kontrol ediliyor, sağ taraftaki Barış kapalı. Yani Metehan bu topa zaten ya uzun vuracaktı ya da topa basıp yanındaki Kaan'a veya kalecisine dönecekti. Metehan uzun vurdu ve bu top bir gol pozisyonu dönüştü. Ancak burada dikkat etmemiz gereken ikinci husus, Burak, Gravilyon, Semih Güler ve Manev'den oluşan Adana Demirspor defans hattının sahanın ne kadar önünde yer aldığı. İşte Metehan'ın attığı bu uzun topta aslında doğrudan Kerem'e değil, bu defans çizgisiyle kaleci arasındaki geniş boşluğa düşüyor. Top yerde bir kere sekip süratleniyor ve 15 yaşındaki tecrübesiz eldiven Deniz büyük bir zamanlama hatası yapıp topu es geçiyor. Halbuki Deniz çizgisinde kalsa top zaten onun kucağına gelecekti. Ancak golle ilgili değerli bulduğum bir başka bakış açısı Kerem'in bu pozisyonu son ana kadar kovalayarak hataya davetiye çıkarmış olması. Bu açıdan bakarsak gerçekten Kerem'in kariyerini özetleyen bir gol bu. O bugüne kadar kazandığı her ne varsa tırnaklarıyla kazıyarak başarmış bir futbolcu ve burada da deyim yerinde ise ekmeğini taştan çıkardı. Kayarak yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Konya ve Young Boys maçlarında işe yaramayan, ileriye doğru uzun şişirilen bir top Adana Demirspor maçının ilk bölümünde işe yarıyor. Çünkü Adana Demirspor defans hattı gerçekten çok ileride konumlanıyor. Golün hemen bir 5 dakika sonrası Adana Demirspor bir taç atışı kullanıyor. Burada dikkat etmemiz gereken Abdülkerim, Jelert ve Metehan tacın kullanıldığı tarafına oldukça yakınlaşmış. Bu yakınlaşma anlaşılabilir bir durum olsa da bu şekilde alan daralttığınızda gerçekten çok agresif olmanız ve rakibin yüzünü asla döndürmemeniz gerekir. Ancak ne Aimbetov'u kontrol eden Metehan yeterince agresif ne de Ali Yavuz kolu kontrol etmeye çıkan Abdülkerim ona olması gereken yakınlıkta değil. Pozisyonun içerisinde olan diğer oyuncu Jelert topa hamle yapsa da onun yaptığı hamlede oldukça dengesiz ve topa şu tarafa doğru yükseklik kazandıran cinsten. Demin taç atışı kullanılırken Abdülkerim'in Ali Yavuz kolu kontrol ettiğini görmüştük. Ancak Jelert'ten seken top yükseklik kazandığında Abdülkerim bardakça arkasını döndü ve Ali Yavuz kolu takibi bıraktı. Dolayısıyla Florya çıkışlı iki oyuncu Ali Yavuz ve Metehan karşı karşıya geldi. İşte bu pozisyonda Metehan hem hamle zamanlaması olarak çok geç kaldı hem de takibinde Ali Yavuz'un önüne geçmekte çok gecikti. Ali eski takım arkadaşından çok kolay sıyrıldı, Muslera ile karşı karşıya kaldı ancak yakın direğe yaptığı cılız vuruşu Nando iki hamlede kurtardı. Galatasaray uzun bir topla bir gol attı, peşine kalesinde ciddi bir gol şansı verdi. Devam ediyoruz. Dakika 17, yine Galatasaray oyunu kurmak üzere Abdülkerim Bardakçı topa sahip olan oyuncu. Bu esnada Icardi defansın arkasına doğru bir koşu atıyor. Hatta takibinde de Abdülkerim bu pası atmadığı için birazcık sinirlendi. Peki bu uzun pası atmayan Abdülkerim ne yaptı? Yine bakalım. Kerem çok riskli bir opsiyon. Jelert, Ali Yavuz kolun orada bulunması itibariyle riskli bir opsiyon. Torreira zaten kapalı. Barış'a atması çok mümkün değil. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın topa mesafe kat ettirebilmek adına uzun top atmaktan başka bir çaresi yok. Ya topa basıp Metehan'a oynayacak ya da geri dönüp Muslera'ya verecek ki geri dönüp Muslera'ya veriyor. Top Muslera'ya geldiğinde görüntü bu. Birazdan Galatasaray ikinci golü bulacak ve ilk golde gördüğümüz şeyin aynısını görüyoruz. Burak, Gravilyon, Semih Güler, Manev. Adana Demirspor'un defans hattı
Galatasaray'sı gerçekten fazlasıyla önde ve Muslera bu topu Barış'ın önündeki koridora doğru uzun vuruyor. Tıpkı ilk golde Mete'nin attığı gibi Muslera'nın attığı yer yüksek defans çizgisiyle kaleci arasındaki boşluk ve yine top yerde bir kere sekip süratleniyor. Barış birazdan bu topu kafayla önüne katacak ve arkasından gelen Mertens'i de kadrajda görebiliyoruz. Barış topu çektiğinde Mertens bir anda arkasında bitti ve gelişine sert vurdu. Top önce Gravilyon'a sonra Semih'e çarpıp Adana Demirspor filelerine gitti. İlk golü neredeyse karbon kopyası. Deniz'in hatası üzerinden Galatasaray'ın şanslı olduğu bir pozisyon. Burada ise Semih'in şanssızlığı oyun şansının yine Galatasaray'ın yanında olduğu bir an. Atılan ilk golden sonra Metehan'ın hamlesizliğiyle Galatasaray kalesinde bir gol pozisyonu vermişti. Atılan ikinci golden yine bir 5 dakika sonra yine kalesinde ciddi bir gol şansı veriyor Galatasaray. Cimbom yine kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken Celer topu Kerem'e uzatıp bindirmeye başlıyor. Ancak Kerem dar alanda manevra bir çalım denerken topu kaptırıyor. Kaptırdığı topta tam şu taraftaki Aliou'nun önüne açıldı. Jelert öne doğru bindirmiş olduğu için Abdülkerim kademesiz kaldı ve Aliou'nun derin pasında Ayın Beto Muslera ile karşı karşıyaydı. Çapraz açıdan sağ ayağıyla uzak köşeye denediği sert vuruş çok az farkla out'a çıktı. Gol attı, pozisyon verdi, gol attı, pozisyon verdi. Devam ediyoruz. Maçın 30. dakikası. Burada Manev topu ortaya çevirmek isterken yaptığı vuruş Kerem Demirbay'dan sekip out çizgisine doğru yöneliyor ve hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle korneri işaret ediyor. Ancak yakın çekim girdiğinde çok net gördük ki topun tamamı çizgiyi geçmemişti ve Muslera burada orta hakeme bayağı itiraz da etti. Ancak pozisyonun devamı kullanılan Adana Demirspor korneri Galatasaray adına bir gol şansına dönüşecekti. Yani yine işin tersi doğrusuna denk gelmiş oldu. Gelen korneri Kerem Demirbay yumuşatıyor ve Batshuayi hiç bekletmeden aradan Mertens'i topla buluşturuyor. Mertens bu pası alırken sol taraftan Kerem, sağ taraftan da Barış inanılmaz bir depara başlayacaklar. İşte Mertens topu alır almaz döndü ve bu bindiren iki oyuncudan Kerem'in önüne yuvarladı. Kerem bu pası alıp topu kısa kısa dürterken Barış öyle bir fule açtı ki tekrar göstermek istiyorum, demin cezaya üzerindeydi. Şimdi santra noktasına geldi ve adeta olimpiyatlarda izlediğimiz maratoncuların son 100 metrede gaza basmaları gibi gaza bastı. Tam 5 tane Demirsporlu'yu koşusuyla ekarte etti ve Kerem de gerçekten tam zamanında, tam ölçüsünde harika bir pas gönderdi Barış'ın koşu yoluna. Barış sol ayağıyla topun dibine girdi ve çok temiz bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Şimdi ilk golü attı, pozisyon verdi. İkinci golü attı, pozisyon verdi dedik. Üçüncü golü attı, bakalım pozisyon verecek mi? Verecek. Bu görmekte olduğumuz sahnede Galatasaray ön alan presi yapıyor ve amaç rakibe oyun kurdurmamak. Ama oyuncular arasındaki mesafeler gerçekten çok uzun ve Abdülkerim Aliou'ya basmak için öne çıkmış durumda. Dolayısıyla onun arkasında büyük bir boşluk olduğunu tahmin etmesi güç değil. Zaten Gravilyon bu topu tam olarak oradaki boşluğa doğru şişiriyor. Jelert'le Metehan'ın arasında konumlanan oyuncu Ali Yavuz Kol ve şu an Sandra'nın biraz önündeki oyuncu Ayın Beto çok boş durumda. Ali Yavuz hem Jelert'ten hem de Metehan'dan daha önce hamle yapıp bu topu Ayın Beto'ya indiriyor ve top yere indiğinde görüyoruz ki belki de Metehan ve Jelert'e güvenmeyen Muslera kalesini terk etmiş. Ayın Beto onun önünde olduğunu görünce kaleye doğru aşırtma bir vuruş yapıyor. Ancak Adana'daki zemin o kadar kötüydü ki bunu özette izlerseniz çok net görebilirsiniz. Top yerden öyle bir sekiyor ki sanki çime değil beton bir zemine çarpmışçasına sekiyor ve üstten out'a gidiyor. Yani maç şu anda 0-3 ama oyun şansı Galatasaray'ın değil de Adana Demirspor'un yanında olsa 3-3 hatta 3-0 bile olabilir. Devam ediyoruz. 36. dakikada Galatasaray'ın girdiği çok net bir şans. Belki de maçtaki en net şans. 0-47 bir xG'si var bu pozisyonun ve pozisyon yine Adana Demirspor'un yaptığı bir hatayla başlıyor. Tayfun burada Gravilyon'un yer değiştirmek üzere olduğunu görmüyor ve attığı pas adeta Batshuayi'ye bir ara pası oluyor. Batshuayi kaleciyle karşı karşıya, çok net bir pozisyon. Hafif sağına dürtüp çok net bitirebilir. Ancak belki de tavana asmak isterken yaptığı çok sert vuruş üstten out'a gidiyor. Bu pozisyonun hemen devamı 37. dakika Galatasaray'ın ilk yarıda attığı son golü göreceğiz. Jelert'in Ali Yavuz Kol'a yaptığı bir baskı var ama Ali Yavuz Kol bu topu orta saha yuvarlağındaki arkadaşına göndermek isterken çok kötü bir pas atıyor ve Torreira bu pası kesiyor. Torreira'nın yaptığı şey aslında burada bir pas arası değil. Resmen Ali Yavuz Kol'un attığı o sert pası tekte öldürüp kontrol ediyor. Yani sadece topu kapmakla kalmıyor, topu daha kaparken de kullanıma hazır hale getirmiş oluyor. İşte Torreira'yı özel yapan başlıca sebeplerden biri bu ve topa yapacağı ikinci dokunuş pas dokunuşu olacak. Defansın arkasına Batshuayi'ye havadan göndereceği pas olacak. Topu kesti, döndü, pası attı. O kadar da çabuk karar verdi. Gerçekten Torreira
Torreira Galatasaray için çok özel bir oyuncu. Yeri gelmişken bir kez daha bunu söylemiş olayım. Fakat Batshuayi Torreira'dan gelen bu pasta topla biraz fazla polemiğe girdi. Ve bu durum Adana Demirspor savunmasının yerleşmesine sebebiyet verdi. Ancak yine işin tersi doğrusuna geldi. Adana Demirspor Batshuayi'ye o kadar konsantre oldu ki 7 kişiyle o bölgede olduğunu görüyoruz. Mertens'in yaptığı bir geç koşu kale ağzında bomboş kalıyor. Batshuayi'nin burada hakkını vermek lazım. İyi görüyor ve Mertens o muhteşem ayak içiyle son derece estetik bir vuruş yaparak köşeye kapatıyor ve Cimbom'u 4-0 öne geçiriyor. Ama bu golün de başına bakalım. Bu sefer de Ali Yavuz Kol'un yaptığı bir pas hatasıyla pozisyona girildi. İlk gol Deniz'in hatası. İkinci gol Semih Güler'in şanssızlığı. Üçüncü gole diyecek bir şey yok. Gerçekten derslik bir kontra. Özellikle Kerem ve Barış'ın sprintleri. Dördüncü gol o da yine büyük bir hata Ali Yavuz Kol'dan gelen. Dolayısıyla durum bu. Skor 4-0 ama şöyle bir 4-0 değil. Dersiniz ki 4 attı ama bir 4 de kaçırdı. Galatasaray neredeyse ilk yarıda girdiği bütün pozisyonları gole çevirdi. Batshuayi'nin kaçanı hariç. Özetle aslında şunu söylemek istiyorum. Young Boys eşleşmesinde ve Konya maçında sorun olan şey Adana Demirspor maçında çözüm oldu. Futbol gerçekten çok enteresan bir oyun. Bunun sebebi Adana Demirspor'un cüretkar defans çizgisiydi. Ki takımın 90 dakikadaki ortalama pozisyonuna baktığımızda bile neredeyse orta saha çizgisine kadar stoperlerinin çıktığını görüyoruz. İlk yarı 4-0 sona erdiğinde Cimbom'un topla oynaması 47'ye 53, pas yüzdesi 74'e 78 olmuştu. Şu sayısı da gayet tatminkar. 3'e 9 ama isabetli şut olarak bakarsak sadece 5 şutu var Galatasaray'ın. Bir başka de işte bu 5 isabetli şutun 4'ü gol oldu. XG ise 0.12'ye 0.80. Ama demin zikrettim. O Tayfun'un büyük hatasında Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon zaten tek başına 0.47. Bunu bir kenara alırsak Galatasaray 0.33 XG'den 4 tane gol çıkardı diyebiliyoruz. Evet, takım defansındaki ve oyun kurulumundaki sorunlar devam etse de Galatasaray taraftar desteği bakımından da ligin en zorlu deplasmanlarından birinin ilk yarısını bir şekilde 4-0 önde kapatmıştı ve bu neresinden bakarsanız bakın bir başarıdır. Şimdi 4 farkla geriye düşmüş, oyun motivasyonu ve oyun disiplininden kopmuş bir takıma karşı ikinci yarıda Galatasaray kalitesindeki bir takımın oyunun kontrolünü tamamen ele almasını, kalesinde hiç pozisyon vermeden maçı bitirmesini ve mümkünse farkı arttırabildiği kadar arttırmasını beklersiniz. 45-90 arasında topa sahip olma ve pas yüzdesi üzerinden Galatasaray'ın oyunun kontrolünü kısmen aldığını söyleyebilsek de kalesinde hiç pozisyon vermemesi gerekir hadisesi gerçekleşmedi. Çünkü takım savunması bir kez daha sınıfta kaldı. Bakın dile kolay Galatasaray 4-0 önde olduğu bir maçın ikinci 45'inde sadece 45 dakika içerisinde kalesine tam 11 tane şut attırdı. Ki maçı 14 şutla bitiren ve Trendyol Süper Lig'in son sırasında yer alan Demirspor bu sezon en çok şut attığı maçı oynadı. İkinci yarıdaki gol beklentisi 2.19'a 1.51 olsa da bunların Galatasaray lehine 0.79'u, Adana Demirspor lehine ise 1.58'i penaltı atışlarıydı. Ancak asıl konu Galatasaray'ın ilk yarıda bulduğu gollerin tamamının uzun toplarla geldiğini söylemiştik. İkinci yarıda yakalanan gol fırsatlarının tamamı da uzun toptu. O halde direkt ikinci yarıya geçelim buradan. 55. dakika Yusuf Sarı oyunda Adana Demirspor'da ve Yusuf burada bölgeye doğru bir orta atmak istiyor. Ancak attığı top Abdülkerim'den de sekip Metehan'a doğru geliyor. Ve Metehan burada hamle zamanlamasını bir kez daha ayarlayamayıp çok ters bir dokunuşla topun ceza sahası içerisinde yükseklik kazanmasına sebep oluyor. Abdülkerim önde olduğu, Metehan da bu müdahaleyi yaparken yere yattığı için 1.78 boyundaki Aliou'yu alacak tek kimse yok. Ve Aliou sıçrıyor, rahat bir şekilde kafayla penaltı noktası üzerindeki Tayfun'a bir pas gönderiyor. Tayfun burada röveşataya kalkıyor. Aslında bıraksa ve top arkaya sekse Ali Yavuz Kol çok daha net pozisyonda. Ancak Tayfun'un estetik denemesinde Muslera iyi bir refleks gösterip topu kornere çeliyor. 3 dakika sonrası Adana Demirspor kendi yarı sahasından çıkmak üzere ve yine bir Galatasaray ön alan baskısı görebiliriz. Bakın bu kez Abdülkerim değil ama Metehan buraya kadar gelmiş. Kaan da burada. Maestro'dan Semih'e, Semih'ten Tayfun'a atılan bir pasla pozisyon buraya geldi. Ve Tayfun bu topu alırken kontrol etmeden ekseni etrafında döndü ve hem Kerem Demirbay hem de Kaan Ayhan baskıda yumuşak kalınca ikisi birden oyundan düştüler. Tayfun bu topu biraz daha sürüp Ali Yavuz Kol'a oynadı. Ali Yavuz Kol burada yine Metehan'dan kolay sıyrıldı ve yüzünü kaleye döndü. Ancak ondan önce göstermek istediğim Yelert ve arkasındaki Yusuf Sarı, aslında Yelert pozisyon önceliğini almış durumda. Fakat Ali Yavuz cepheye döndüğünde Yelert Yusuf'un bu koşusunu çok geç fark ediyor ve Yusuf çoktan Abdülkerim'le Yelert arasındaki boşluğa sızmış oluyor. Ali Yavuz şöyle aradan bir pasta Yusuf Sarı'ya altı pasta topla buluştursa da Yusuf bu topa yeterince net bir dokunuş yapamıyor ve top Muslera'nın kucağına gidiyor. Hemen bu pozisyonun devamı yine Galatasaray uzun çıktı ve Barış'ın eforuyla bir korner kazandı. Bu korneri Kerem Demirbay çok iyi yere
kesti. Abdülkerim kafa vuruşunu yaptığı esnada çok boş bırakılmış durumdaydı. Burada çok büyük bir yanlış eşleşme var esasında. Pozisyonun en başında Abdülkerim, Adana Demirspor'un oyuna sonradan giren sağ beki Focu ile eşleşmişti. Ve Focu 1.75 boyunda bir oyuncu. Ve Abdülkerim aslında bir vücut hareketiyle ondan kurtularak çok rahat bir kafa vuruşu yaptı ve takımının 5. golünü kaydetti. 5-0'ın hemen bir dakika sonrasında Batshuayi'nin kaçırdığı yine çok net bir pozisyon var. Pozisyonun oluşumu Muslera'nın defans arkasına attığı uzun degaş. Adana Demirspor savunması yine çok öndeydi. Batshuayi arkaya sarkıyor, topu sürüyor. Topu çektiği noktada da Manev'in ayağı kayıyor ve yere düşüyor. Yani Batshuayi'nin vuruşu için uygun şartlarda oluşuyor ama çok kötü bir vuruş yaptı. Zaten en başında işin doğrusu çekip Barış'a vermekti. Burada Barış'ın isteğine eforunu göstermek adına pozisyonun başına bir döneceğim. Batshuayi daha topa ilk hareketlendiğinde Barış daha kendi yarı alanındaydı. Yani Batshuayi aslında şurada vermeyerek Barış'ın bu emeğine de bir miktar haksızlık yapmış oldu. Yani vurması yanlış değil. Tabii ki santraforlar bu tip pozisyonlarda vurur ama vuruş çeşidi de yanlış. Bunu vuruyorsan yerden uzak direği bulman lazım. Batshuayi bu tip toplara genelde plasediyi çok sert vurmayı tercih ediyor ve bir kez daha üstten farklı out'a gitti. Ama yine pozisyonun başı, Galatasaray'ın bulduğu net gol şansı yine Muslera'dan gelen bir uzun top. Bir 5 dakika sonrasında Adana Demirspor'un kazandığı bir penaltı var. Ancak bu penaltıda Muslera başarılı bir kurtarışa imza attı. 68. dakikaya geçtik. Yine çok net bir şans. Pozisyonun başı yine Yelert'in Barış'a doğru attığı 55 ve 21 numara arasına gönderdiği bir uzun topla başlıyor. Barış'ın bu topu alması, Batshuayi'nin ikinciyi toplamasıyla birlikte pozisyon bir anda şuna dönüştü ve Kanahan çok akıllı yerden bir pasla Mertens'i asist sonunda topla buluşturdu. Mertens de aynı derecede bir akıllılıkla soluyla topu kontrol ederken eksen etrafında döndü ve kendini orta pozisyonuna soktu. Baka göre Kerem'e doğru kaldırdı. Ancak Kerem'in yakın mesafeden çok müsait durumda yaptığı kafa vuruşu yandan out'a gitti. Pozisyonun başı Jelert'in attığı yine bir uzun top. 77. dakika Abdülkerim biraz sonra çok büyük bir hata yapacak. İkili baskıya maruz kalıp topu Ozan'a kaptıracak. Ancak devamında göreceğimiz şey en az Abdülkerim Bardakçı'nın yaptığı hata kadar fahiş. Metehan burada çok büyük bir zamanlama hatası yaparak müdahale yapıyor ve oyuncu yanından resmen yürüyerek geçti. Hani böyle oyun konsollarında yanlışlıkla kareye basarsınız ve oyuncu böyle boşluğa doğru bir hamle yapar ya. Burada eğer maç saatiyle 76.30'u tekrar izlerseniz bu söylediğimi çok net göreceksiniz. Fakat pozisyonun devamında Abdülkerim bir anlamda hatasını telafi ediyor ve bu topu Ozan'dan söküp geri kazanıyor. Abdülkerim'in bu kritik müdahalesinin ardından yine Adana Demirspor'un kazandığı bir penaltı oldu. Muslera yine köşeyi doğru tahmin etti ama top bu kez daha sert geliyordu ve filelerle buluştu. İkinci yarıdan aldığım ve bahsetmek istediğim son pozisyonsa Galatasaray'ın kazandığı penaltı. Yine Mertens'in aklıyla dizayn olmuş bir atak. Galatasaray belki de maçta ilk defa bu kadar organize hücum etti ve finalde Mertens'in sağ ayağının üstüyle Yusuf'a kaldırdığı muhteşem bir pas. Yusuf bu topu kafayla çerçevenin içine yollamak isterken Tolga'nın yaptığı çok sert kırmızı karta da mal olan bir hareketle Galatasaray penaltı kazanıyor. Ama Batshuayi bugün gerçekten gününde değil. İki tane çok net kaçırmıştı. Bir de üstüne penaltı kaçırdı ve maç 5-1 sona erdi. Geçen haftaki toyda belirtmiştim. Orada daha çok Young Boys'u eleme ihtimali üzerinden ilerlemiştik. Ama gördüğümüz şu ki Galatasaray'ın hem build-up hem de takım savunmasındaki sorunlar devam etse de bu sorunları çözecek en kestirme yol kazanmak. Çünkü probleme yol açan şeylerin başlıca sebeplerinden biri de Galatasaray'ın Süper Kupa'da yaşadığı gurur kırıcı mağlubiyet olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesini de bununla ilişkilendiriyorum. Çünkü Galatasaray'da hem futbolcuların kendine hem de taraftarın takıma duyduğu güven ciddi biçimde sarsıldı. Bunu tamir etmek adına Okan Buruk ve öğrencilerinin bir şekilde kazanma alışkanlığını sürdürmesi gerekiyordu ve Adana'da da tam olarak bunu yaptılar. Milli ara hocanın işleri tekrar yoluna koyması, yönetimin ise gerekli takviyeleri yapması adına büyük bir fırsat. Bakalım Galatasaray bu fırsatı bu kez nasıl kullanacak? Trendyol Süper Lig'in süper performanslarında Galatasaray'dan iki adaşı öne çıkardık. Maçın açılış golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper'in golünde de şık bir asiste imza attı ve iki kez skora doğrudan katkı yapmış oldu. Aktürkoğlu'na hakkını vermemiz gereken bir nokta varsa o da bu topraklarda yetişmiş bir oyuncuya göre acayip bir devamlılığa sahip olması. Kötü oynadığı maçlar oluyor ama bariz bir formsuz dönemden geçtiğini ben hatırlamıyorum. Düşmüyor, sakatlanmıyor, dinlenmeye ihtiyaç duymuyor. Öyle ki son 3 sezonda milli maçlar dahil 180'den fazla resmi müsabaka oynadı. Zaten onun olayı da sanırım bu. Şartlar ne olursa olsun ayakta kalmak.
Diğer Kerem ya da Galatasaraylıların ona hitap ettiği şekliyle dayı. Sara'nın özel izinli olduğu maçta ilk 11'e döndü ve forma rekabetinden çekinmediğini göstermek istercesine çok iyi bir maç çıkardı. Bazı oyuncular kendi bölgesine transfer yapıldığında mental olarak düşer. Örneğin Demirbay geldiğinde Sergio Oliveira aynı direnci pek gösterememişti. Ancak dayı mücadeleye devam demeyi tercih etmiş gibi. 90 dakika sahada kaldığı Adana deplasmanında bilhassa oyunun defansif tarafında çok keskindi. Girdiği 9 ikili mücadeleden 7'sini kazandı, 10 sahipsiz top topladı, 2 top çaldı ve 4 kez pas arası yaptı. Tüm bunların yanı sıra Abdülkerim'in golünde bir daha asiste imza atan Demirbay 5-1'lik galibiyetin gizli kahramanlarından biriydi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst 11'inde 2 farklı oyuncuya görev verdi. Bunlardan ilki elbette yeni transfer Felix Udokay, diğeri ise Ernest Muçi'ydi. Felix'le başlayalım. Hatırlarsanız geçen hafta Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinin ne kadar büyük oranda isabetli olduğundan bahsetmiş ve Udoakay'ın da profil olarak doğru isim olduğunu söylemiştim. Nijerya asıllı Alman stoper yanıltmadı ve ilk sınavında epey olumlu sinyaller verdi. Öncelikle Felix, partneri Gabriel Paulista'yı çok iyi tamamlayan bir profil. Brezilyalı, pozisyon bilgisi üst düzey bir stoper olsa da unutmamak gerekir ki 33 yaşında ve atletizm olarak kariyerinin zirvesinde sayılmaz. Felix ise Paulista'nın aksi gayet atik ve hızlı bir stoper. Pres takımlarının olmazsa olmazı geride hava toplarını toplayabilecek yüksek bir stoperdir. Felix gerek 1.93 uzunluğundaki boyu gerekse gayet iyi sıçrayabilmesiyle bu ihtiyacı da gideriyor. Ayrıca birazdan ayak kalitesiyle de takıma nasıl artı değer yarattığını daha detaylı inceleyeceğiz. Uzun lafın kısası Beşiktaş yine iyi bir oyuncu almış ama daha da önemlisi doğru oyuncuyu almış. Masuaku ile ilgili ise bir teksip değilse de ufak bir güncelleme yapmak istiyorum. 3-3 sona eren Lugano maçında yenilen gollerin hemen hemen hepsinde sorumluluğunun olması sebebiyle o bölgeye bir transfer ihtiyacı olduğunu düşünmüştüm. Ki Masuaku benzer performansları geçen yılda gösterdi. Fakat fikrimi şöyle güncellemek isterim ki Masuaku bence tam bir iç saha oyuncusu. Hani bazı santraforlar vardır ya yalnızca yerleşik oyunda etkilidir. Bu sebeple iç sahada çok gol atar ama deplasmanları genellikle boş geçerler. Hatta bu yüzden bazı hocalar deplasman maçlarında daha çalışkan, daha yırtıcı forvet oyuncu tercih eder. İşte Masuaku da Beşiktaş'ın oyunu daha önde oynayıp seyircisiyle bütünleştiği iç saha maçlarında ofansif katkısıyla çok daha değerli bir oyuncuya dönüşürken deplasmanlarda savunması gereken alanlar büyüdüğünde zaafları ortaya çıkabilen bir oyuncu. Giovanni Van Bronckhorst bunu yapar mı bilmiyorum. Ama iç sahadaki 5-1'lik Lugano maçı ve akabinde pazar akşamı oynanan Sivasspor maçını izleyince Dolmabahçe'deki maçlarda Masuaku'nun, sert deplasmanlarda ise daha defansif bir oyuncu olan Emirhan'ın sol bek oynaması aslında ideal bir çözüm olabilir. Beşiktaş'ın hem Galatasaray, hem Samsun, hem de Antalya maçlarından yola çıkarak 4-4-2'yi 2-4-4 olarak tersten oynayan bir takım olduğunu söylemiş, hocanın bunu tercih ettiğinde hızlı hücum ve direkt oyun tercih ettiğini belirtmiştim ki bunu A planı olarak tanımlamıştık. Geçen hafta ilk Lugano maçını analiz ederkense takımın Getson'u öne göndererek 3+2-5'e döndüğünü, bunun oyun kurulumundaki pas kalitesini çok arttırdığını ve Getson'un ön tarafa götürdüğü dinamizmin hayranlık uyandırıcı olduğundan bahsetmiş ve eklemiştim. Giovanni ileriyi öngörerek bir gelecek projeksiyonu yaptı. Yeni bir şey denedi. Çünkü yarın öbür gün kapanan takımlarla oynadığınızda topu domine ederek rakibi kendi yarı alanına hapsetmeniz gerekecek demiştim ki bunu da bir B planı olarak tanımlamıştık. İşte o yarın öbür gün kapanan takımlarla oynayacaksınız dediğim gün Sivas maçıyla geldi çattı. Bülent Uygun yönetiminde ligin en savunmacı takımlarından biri olan Yiğidolar bildiğiniz üzere hayli defansif bir beşli sistemle, beşlinin de en katı hali olan 5-4-1 ile oynuyorlar. Hem Getson'u sık sık öne göndermek hem de 3+2'nin getirdiği pas kalitesinden faydalanmak isteyen Giovanni Van Bronckhorst, başta bahsettiğimiz bu her iki planın da güçlü yönlerinden oluşan hibrit bir fikirle maça başladı. Siyah beyazları ilk yarıdaki ortalama pozisyonuna göre dizersek, Gabriel Paulista'yı merkez, Felix ise adeta üçlünün sol stoperi gibi sola açılmış ve Masu'ya yaklaşmış olarak görüyoruz. Jonas Svensson da neredeyse dörtlünün sağ bekinden çok üçlünün sağ stoperi gibi konumlanıyor ve o da Rashica'ya yaklaşmış.
Yani aslında bir kez daha sol çizginin kontrolü tamamen Masu, sağ çizginin kontrolü tamamen Rashid Sada'ydı. Ve her iki oyuncu da koridoru kapatan birer kanat beki görünümü çizdiler. İşlerin hibritleştiği yer aslında tam olarak burası. Al-Musrati. Beşiktaş oyun kurulumunu sadece bu 4 oyuncunun oluşturduğu bir dörtgenle yaptı ve Getson'u sık sık build-up'tan azat etti. Sebebini birazdan anlatacağım ama önce bakalım Beşiktaş sadece 4 isimle oyunu kurabilmiş mi, nasıl kurmuş? Bu 4 isimden Gabriel Paulista maçı 52'de 47 %90 pas isabet oranıyla tamamladı ki 3. bölgeye 11 kez pas göndermiş. Jonas Svensson 67'de 61 dolayısıyla %91 pas isabeti eder 3. bölgeye tam 16 pas yolladı. Felix Uduokhai 72'de 69 dile kolay %96 pas isabeti eder 3. bölgeye attığı passa 12 ve son olarak Al-Musrati 73 dakika oyunda kalmasına karşın 101 pasının 92'si isabetliydi dolayısıyla %91 pas isabetiyle oynadı 3. bölgeye de 14 tane pas gönderdi. Yani daha fazla detaya girmeye gerek var mı bilmiyorum ama ilk sorunun cevabını bu resim çok net çekiyor. Neydi ilk soru? Beşiktaş sadece 4 kişiyle oyunu kurabilmiş mi? Kurmuş. Hem de babalar gibi kurmuş. Getson Fernandez'in oyun kurulumundan azat edildiğini rasyonel olarak konfirme etmek için araya şu bilgiyi de sıkıştırayım. Bakın 73 dakika sahada kalan Al-Musrati'nin topla buluşma sayısı 105, 90 dakika oynayan Getson'un ise 60. Yani Portekizli sık sık ön tarafa devrilmiş, sebebi birazdan geliyor. İkinci soru, nasıl kurmuştu? Hemen bu 4 oyuncunun ilk yarıda nerelerde topla buluştuğunu göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz yatay olarak 3'e böldüğümüzde sahayı 1. 2. 3. bölge diyoruz. Dikey olarak 5'e böldüğümüzde ise en dışta kalanlara kanat, ortadakine merkez, bunların aralarında kalanlara ise half space diyoruz. Bu terimleri yabancılar bulduğu için isimleri yabancı ama anlamını bilince gayet kolay, atomu parçalamıyoruz burada. Bazıları bu tip kelimelerle dalga geçiyor ama aslında baktığınızda offside da İngilizce, out da İngilizce, gol bile İngilizce bir kelime. Neyse konumuza dönelim. Gabriel Paulista şu havuzda 1. bölgenin sonu, 2. bölgenin başlarında ve tamamı merkez blokta topla buluşmuş. Jonas Svensson tabi arada taç atmak için ya da Milo'ya yakınlaşmak için kanada girdiği olmuş ama bunlar çok az. Yoğunlukla 2. bölgenin sağ half space'inde topla buluşmuş. Felix yatay hatta Svensson'un ters simetrisi. Top aldığı yerlerin neredeyse tamamı 2. bölgenin sol half space'i. Ve son olarak Al-Musrati. O da dikeyde Gabriel'in ters simetrisi. 2. bölgenin son metrelerinde ve merkezde yoğunlaşmış. Dolayısıyla Beşiktaş'ın hem sağdaki hem de analitik düzlemdeki oyun kurma şablonu çok net, çok anlaşılırdı. Ki bu bize ortada bir plan olduğunu gösterir. Peki Getson oyun kurulumundan neden koparıldı? Neden daha az topla buluştu? Neden daha çok öne devrildi? Şimdi geriyi yeterince konuştuk. Ortalama pozisyon üzerinden öne bakıyoruz. Sivasspor 5'li oynadığı için toplu oyunda Rashissa Uğur Çiftçi, Masuaku Murat Paluli ile eşleşecekti. En azından teorik olarak. Ernest Muçi rakibin sağ stoperi Sundberg, Immobile merkezdeki Radakovic, Rafa Silva sol stoper Kamara ile eşleşecekti ki çoğu zaman öyle de oldu. İşte burada 5'e 5 bir eşleşme olduğundan Getson'un oyun kurulumundan kopup buraya atacağı koşularla 6. adam olması artı bir nicel üstünlük yaratması Sivasspor'un eşleşme şemasını kaydıracaktı. En azından Giovanni Van Bronckhorst'un kağıt üzerinde planladığı şey buydu. Ama tahmin etmediği şey Sivasspor o kadar savunma ağırlıklı bir takımdı ki sağ kanatları Turgun Baev'i Masu'yu takip etmek için buraya kadar çekip neredeyse bir sağ bek gibi kullandılar ve asıl sağ bek Murat Paluli içe girdi. Dolayısıyla Sivasspor 6-2-2 gibi dizilmeye başladı. İşte Beşiktaş'ın bu kadar rahat oyun kurmasına, topu bu kadar domine etmesine bu sebep oldu. Öyle ki Beşiktaş ilk yarıda topa %67'ye 33 sahip olmuş. Takımın genel pas isabet yüzdesi ise %88. Hatta maçın 0-0 devam ettiği, yani 23. dakikadaki penaltı pozisyonuna kadar topa sahip olma oranları şöyle. %79 Beşiktaş, %21 Sivasspor. Pas isabet oranları %92 Beşiktaş, %57 Sivasspor şeklinde. Tabi sıkı takipçiler iyi bilir ki ben ciddi anlamda posesyon oyunlarının pek hayranı değilimdir. Ama %79 çok başka bir seviye. Hani bu topa sahip olma işinde 50'yi 60 yapmak nispeten çok daha kolay ama 60'ı 70 yapmak epey zor. Demek istediğim 50 ile 60 arasında sahaya yansıyabilir.
yansıyan da dramatik bir fark yok ama 60 ile 70 arasında korkunç bir fark var. Ve Beşiktaş topa bu kadar sahip olurken nerelerde pas yapmış diye baktığımda da ilk yarıdaki 233 pasın sadece 77 tanesini kendi sahası, 156 tanesini ise rakip yarı sahada yaptığını görüyoruz. Yani takım oyunu rakip yarı alanda oynuyor. Ve bir kez daha tıpkı geçen haftaki gibi 3. bölgedeki pas isabet yüzdesine baktığımda %77. Bunu geçen hafta da söylemiştim, bu çok elit bir veri. İşte tüm bu pas konforunun en önemli sebeplerinden biri başta söylediğim gibi Cesson'un ileri gitmesi. Buna karşılık Sivas'ın doğru eşleşebilmek için sağ kanadı sağ bek yapıp arkayı altılaması. Buraya kadar anlattığım her şeyi daha da anlamlandırmak adına önce gol de dahil olmak üzere ilk yarıdan 3 farklı pozisyon göstereceğim sizlere. Maçın 13. dakikası aynı tarif ettiğim üzere Svensson, Paulista, Felix ve Musrati'den oluşan bir dörtgen. Burası tamam. Bakalım Cesson'un kurulumdan kopması neler yapıyor? Cesson burada rakibin merkez stoperiyle eşleşti. Muçi sağ stoperle, Rafa sol stoperle, Immobile sola deplase olmuş ve Murat adeta bir stopere dönüşmüş durumda. Haliyle Masu'ya ya da rakibin sağ kanadı geri gelerek karşılık veriyor. Kadrajda görmediğimiz Rashissa ve onun başında bekleyen Uğur Çiftçi ile beraber Sivas derinde altılı olunca önde sadece iki kişi kaldılar ve bu dört bu ikiye karşı maç boyu çok büyük bir konforla top çevirdi. Pozisyonun devamında top tekrar yer değiştiren Immobile'ye geliyor ve tek de Rafa'ya bırakıyor. Rafa da tek de Rashissa'ya atmak isterken Sivas defansı ayak koyuyor. Ki bakın bu noktada 6 Sivaslıyı da görebiliyoruz. Murat Paluli ile birlikte 4 tanesi merkezde, birer tane de kenarlarda. Bu noktada değerli olan Al-Musrati'nin birazdan ne yapacağı. Top kaybını hissettiği an bölgeye dublaja gitti. Tekte yaptığı dokunuşla hem sahipsizi topladı hem de Rashissa'yı çizgide topla buluşturmuş oldu. Milo'nun kestiği ortaya Ciro gelişine bir yarım vole denedi. Ancak top tam anlamıyla ayağına oturmayınca Ali Şaşal için kolay bir kurtarış oldu bu. Ancak burada bir kez daha görmemiz gereken bu orta yapıldığında Musrati'nin pozisyon alışı. Olur da defans uzaklaştırır diye yayın tam önünde bekliyor. Devam ediyoruz. Yine aynı dörtgen, yine aynı oyun kurulum şeması. Bu kez Cesson birazcık derine yaklaşıp kısa bir bağlantı yapıyor ve Felix hemen Muçi'ye, Muçi de dönüp Masu'ya bırakıyor. Bu çabuk oyun Sivas altılı bloğunu iyice sağa kaydırmışken Arthur ortasını yaptı ve Radakovic'in eline çarpan topla Beşiktaş bir penaltı kazandı. Immobile'nin bu penaltıyı gole çevirmesiyle Kara Kartal için zor kolaya dönüştü. İlk yarıdaki son pozisyonu da görelim. Bize Ciro Immobile'nin neden Lazio'da bir kulüp efsanesine dönüştüğünü anlatan bir sekans bu. Beşiktaş takım halinde 3. bölgeye yerleşmişken Rafa derin bir top oynamak isteyip pas hatası yaptı ve tam bu noktada bir Sivas kontrası başlıyor. O sırada Ciro Immobile burada. Reymanay bu kontrada topu sürüklerken Ciro'nun postüründen de görebileceğiniz üzere full açıp buraya doğru koşmakta. Ve finalde Manay buraya geldiğinde Ciro artık burada. Pozisyonun devamında top defanstan sekip havalanıyor ve İtalyan santrafor bu topu kontrole alarak buradan çıkarıyor. Ardından Kariz ise dar alanda bir çalım atıyor. Peşine de Rashissa'ya derin bir uzun top yollayarak kontranın kontrasını başlatıyor. Geri döndü. Topu kazandı. Çalım attı. Geçiş başlattı. Sen nasıl bir dokuzsun be adam? İşte böyle özverili olunca demek ki efsane oluyorsunuz. Nitekim Ciro'nun bu derin pasında kademeye yetişen Kamara topu taca attı. Milo bu taçı kendi kullandı ve Beşiktaş sete döndü. Şimdi Svensson, Cesson ve Rafa üçgenine odaklanın. Şu an her ikisi de. Hatta Uğur'un Rashissa'ya yönelmesiyle Svensson için her 3 pas opsiyonu da kapalı gibi gözüküyor. Fakat Cesson buradaki kilit oyuncu. Şimdi bir anlığına Cesson'u bu görselden silelim. O vakit ne olur? Kamara rahatlıkla Rafa'ya gidebilir. Ama Cesson olduğu için gidemiyor. Onun gidemediğini gören Bjarzanski gidiyor. Bu sefer de Cesson açılıyor ve Svensson onu oynuyor. Top Cesson'a gelince herkes yüzünü ona döndü. Portekizli memleketlisine doğru tekte dokundu. Dokunduğu gibi de kutuya koştu. Top Rafa'ya gelince bu kez herkes yüzünü ona döndü. O da memleketlisine tekte dokundu. Ancak Fernandez burada tekte vurmak yerine kontrol etmeyi deneyince açıyı kaybetti ve yaptığı vuruş out'a gitti. Evet, Beşiktaş üretkenlik anlamında çok yukarıdan bir görüntü vermedi. Ama bunun temel sebebi Sivas'ın ultra defansif anlayışıydı. Belki penaltı kilidi açmasa Beşiktaş zorlanacaktı. Belki de ilk yarının geri kalanında kilidi açmak için çok daha agresif bir görünüm sergileyecekti. Bunu bilemeyiz. Ancak bildiğimiz bir şey varsa Sivasspor'un bu savunmacı yapısı penaltı golünden sonra dahi devam etti. Ve kelimenin tam anlamıyla 70. dakikaya kadar 1-0'ı savundular. Beşiktaş'ı ikinci yarıdaki ortalama pozisyonuna göre dizdiğimizde Giovanni Van Bronckhorst'un devre arası konuşmasında takımı B planından
A planına geçirdiğini görebiliriz. Öyle ya, Kartal 1-0 öndeydi ve gole ihtiyacı olan bir taraf varsa bu Sivasspor olmalıydı. Dolayısıyla A planına, yani hızlı hücum ve direkt oyuna geçmek akılcıydı. Ancak dediğim gibi Sivas hiç gelmedi. 45-70 arası XG değeri 0,04 olan tek şutu var. Beşiktaş'ın gol beklentisi ise 0, çünkü Beşiktaş'ın 70'e kadar şutu yok. Bir anlamda siz gelmiyorsanız biz de gitmiyoruz dercesine sabırla pas yaptı Beşiktaş ve bu bölümde topa sahip olma oranını korurken pas kalitesini %90'a kadar çıkardı. 70'ten sonra son 20 dakika Sivas hadi biraz yükleneyim dedi ve Beşiktaş o 20 dakika içerisinde toplam gol beklentisi 1,27 olan 7 tane şut attı. Örneğin Rafa'nın az farklı out'a giden kafası. Bu pozisyona orta sahada kazandığı bir top ve ardından yaptığı 4 seri pasla girdi Beşiktaş. Ya da Semih'in pasında Mustafa'nın dar açıdan yaptığı denemeye bakalım. Bu pozisyona da kendi yarı alanının son metrelerinde kazandığı ve akabinde yaptığı 4 seri pasla girdi Beşiktaş. Ve elbette Jason Fernandez'in harika golü. Bu pozisyona ise bizzat kendisinin 3. bölgede kazandığı ve hiç pas yapmadan girdi Beşiktaş. Yani rakip biraz gelince Beşiktaş'ın A planı çalışmaya başladı. Neydi A planı? Presle topu kazan, hızlı oyna, direkt hücum et. Geçen haftada da bahsetmiştim, sanırım Beşiktaş değil de Fenerbahçe bölümünde söylemiştim bunu. Euro 2024'te de çok iyi gördük. Günümüzde safkan topa sahip olma oyunları ya da safkan direkt oyunlar geçerliliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Modern oyunun geldiği son noktada artık hibrit oynayabilen takımlar ön plana çıkıyor. Nasıl ki hem benzin hem elektrikle çalışabilen araçlara hibrit diyoruz, hem direkt oyun hem de set oynayabilen takımlar da aynen bu şekilde. Baktığımızda Manchester City yeri geldiğinde Haaland'a uzattığı tek bir direkt pasla da gole gidebiliyor, sete oturup 30 paslık bir sekansla da rakibini açabiliyor. Dolayısıyla artık futbolu tek bir doğruyla değil, skora, rakibe ve maçın momentumuna göre oynamak gerekiyor. İşte bu noktada Beşiktaş'ın rakip gömüldüğünde topu domine edebildiği bir B, rakip açıldığındaysa fişi çekebildiği bir A planı olduğunu, takımın Giovanni Van Bronckhorst önderliğinde birçok farklı varyasyonu oynayabildiğini görüyoruz. Trendyol Süper Lig'in süper performanslarında ilk bahsedeceğim isim sezona çok üst düzey bir başlangıç yapan Jason Fernandez. Portekizli sezonun henüz 6. resmi maçında geçen yılın tamamında attığı gol sayısını geçti. Bu çok önemli bir gelişme ve net bir teknik adam dokunuşu, çünkü Jason'un oyunundaki neredeyse tek eksik nokta skor tehdidiydi. Üstelik Sivasspor maçında attığı golün haricinde her zaman yaptığı gibi oyunun her alanında da vardı. 45'te 41 pas isabet oranıyla topun değerini de bildi, 3 top çalmayla onun geri kazanılmasına da yardımcı oldu. 7'de 5 ikili mücadele başarısıyla da yine fiziksel kapasitesini gözler önüne serdi. Ve sol bek transferinin gündemde olduğu şu günlerde gerek yok hocam ben varım dercesine 2 maç oynayan Arthur Masuaku. Kongolu gerek Lugano gerekse Sivasspor karşısında West Ham günlerini hatırlattı. Yiğidolar karşısında 62'de 56 pas isabeti ve 2 başarılı driblingle teknik kapasitesini gösterdi. 2 top çalma ve 6 sahipsiz top kazanmayla işin savunma tarafında da bu kez gayet iyiydi. Aynı zamanda 13'te 11 ile maçın en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusuydu.